O'zbekiston jumhuriyati, Turkiya jumhuriyati bilan azal-azaldan bular qardosh xalq bo'lib birga ishlab kelyapti. Bize Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro davlat tibbiyot universiteti professor o'qituvchilari keldik. Endi bizani jarrohlikni o'zi universitetni tashkil etilish bo'yicha farqlarimiz bor. Buni sababi bizani universitet faqat tibbiyotga mo'ljallangan 8ta tibbiyot fakulteti bor bizani universitetda. Bizani universitet yana bizada shunaqa sog'liqni sistemasi tashkil qilingan bo'lib, kecha kunduz xalqimizga malakali, yuqori sifatli xizmat ko'rsatamiz. Bizaga kechasi ham, kunduzi ham bemorlar murojaat qilsa, birinchi tish og'rig'i bo'lishi mumkin, turli xil travmalar bo'lishi mumkin. Bu uchun bizaga sog'liqni saqlash tizimida o'sha kecha kunduz yordam berish bitta kasalxona, bitta klinikaga mujassamlashgan. O'zbekiston ve Türkiye arasındaki Abbat İzzet Baysal Üniversitesi cerrahi bölümünde kelip körgenlerde o'qituvchilarimiz bazı farklar var diyaptı. Biz eskiden dostumuz, aynı kondan yani aynı tuprağdan kelyapız. Tedavi olarak akşam sabah 8 ve akşam 5 arası ama Özbekistan'da bu 7-24 saat devam ettiğini söylüyor. Hani acil gelen hastalarımız olursa onları acil bir şekilde tedavi alabilmek amaçlı 7-24 saatlik bir tedavi sunduklarını söylüyor. Uç diye bu yerdagi amaliyotlar, ambulator xizmat, implantologiya xonalarini ko'rdik. Keyin bir lokal anesteziya va general anesteziya bilan bajariladigan amaliyotlarni ko'rdik. General anesteziyada bu yerda mukammal operatsiya bajarildi. U og'iz ichidan intraoral jag'ni ikki tomon o'sha angulus, ramus angulus va tana sohalarini asetemiya qilib, jag'ni 1 santimetr oldinga ketirib o'sha ortodontik davo davom ettirish uchun mahkamlab qo'yildi. Bu hammasi intraoral bajarildi. Bu o'sha bemorga juda yaxshi reabilitatsiyani davom ettirish uchun erishildi. Yaxshi muvaffaqiyatga erishildi. Bu O'zbekistonda ko'pchilik amaliyotlar ham shunaqa bajariladi. Cerrahi olarak O'zbekiston ve Türkiye arasında baktığımızda hocamız genel anestezi ve lokal anestezi implant ameliyatlarına katılmış ve lokal anestezi genel anestezi altında alt çeneye ortognatik cerrahi olarak 1 santim öne getirme ameliyatında çok etkilendiğini söylemekte. Özbekistan'da bu ameliyat çene ağız dişinden ekstraoral olarak yapıldığı için bu ama Türkiye'de bizim Abbat İzzet Baysal Üniversitesi'nde intraoral ağız içinden yapıldığı için hocamız çok şaşkınlığa dönmüş. Diyor ki bizde el aletleri yetersiz olduğu için biz ağız dişinden yapmak zorunda kalıyoruz. Ama buradan hocalarımızdan da aldığı el aletler bilgilerine dayanarak buradan birkaç el aletleri götürmeye cerrahi olarak düşünmekte ve burada gördükleri ameliyatları da ağız içinden Özbekistan'da denemeyi amaçlıyormuş. Davrudan beri devam et yaptı. İbn Sino'nun nevaraları, bizim nevaralarımız, Türk halkı hem İbn Sino'nun nevaraları birga öz ameliyatlarımızını tecrübe almasını muvaffakiyetle devam ettiramız. Hocamız kısa söyleyecek olursam İbn Sina torunları birlikte işbirliği yapıyorlar demektedir.